Devam ki. Evet, bugün güzel, güzel bir gün oldu arkadaşlar. Sabah ilk uyandığımda böyle bir sabah şeyliğini atıp uyuşukluğunu, ya gitsem mi gitmesem mi, evden otursam, evde oturup Horizon Forbidden West mi oynasam, ne kadar bohem bir hayatım var değil mi? Halbuki o işler öyle de değil yani. Yukarıda mısınız? Bence yukarıda. Endüroloji 6. hislerimle, örümcek hislerimle olurum. Örümcek hisleri en güçlü adam aramızda İsmail Baltacıoğlu. Net. Spider-Man adam. Adam bir örümcek hisleri de buluyor ya. Her türlü buluyor. Sevgili İsmail Baltacıoğlu hocam, seni buralarda bekliyoruz. Buralara gelirsen bence eğlenirsin. Nazilli'nin ovalarından bal akıyor abi. Bal gibi tatlı. Koyun kardeşler, kuzu kardeşler. Sizin pizzolarınızı çok seviyoruz biz. Karnivorus insanlar olarak. Etobur. Sevgili koyun kardeşler, takılın size, işimiz yok. Ne güzel dostluklar. Adamlar, abi Enduro süren adam iyidir. Çok az yani aramızda biz tutuyoruz. Öyle söyleyeyim. Hepsi iyidir abi. Adam ne güzel bak geldi. Abi ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Mis gibi geziyoruz. Ne güzel tatlı insanlara.
nefes ya, dere yatağına bak. Oradan gideydik. Güzelliğe bak, güzelliğe. Etrafa bak, hemen dur bir siliyorum. Devam. Muhteşem, doğaya bak. Hacı, Sea to Sky. Al sana Sea to Sky. Tabii canım, orası dere yatağı. Mis ya. Buradan da gidebilirdik. Ya şöyle, aşağıda şey varsa hani setmet bir şey, sıkıntı olur. Girmediyseniz bilmeyelim. Güzel ama hacı, muhteşem. Şurayı açın ya. Ya işte ben Aydın'la oturuyorum, bunlar Nazini de. Ekibi bir türlü toparlayamıyoruz. Herkes oruçlu. Evet. Çok güzel dere yatağı var ya şurada. Eren Enduro Style bir dere yatağı var. Lan hacı, derenin güzelliğine bak. Oğlum manyak manyak. Çok güzel dere. Biraz buradan yardırıyoruz yukarıya. Bak. Oradan mı? Tamam. Evet. Ehliyet kurundaki 8 çizme ne işe yarar normal hayatta? Diyeceksiniz, bu işe yarar. Enduro da işe yarar. Vites de bir büyük de kaldı. Gördüm. Aşağıda var. Bahadır abi, şeker istiyor mu? Eyvallah, sağ ol. He? Yok yok. Yemiyorum bir şey. Kollar şişti ya. Otomatik termostatı seviyorum. Termostat nedir? Belli bir sıcaklığa geldiğinde otomatik olarak açılan vana. Ne de ne yapar? Devir daimi.
daim su motorunun radyatörlerden çeviren pompa. Önünü açar ve su sirkülasyonu başlar. Bu arabalarda böyledir. Motorlarda termostat elektriği açar. Böylelikle motoru soğutmak için pervane çalışısı gördüğünüz. Ama o da akü harcadır. Kaplumbağa kardeş. Kaplumbağa diyordur. Lan bunlar kim lan? Lan anasını arkadaş. Yaratıklar geldi. İyi olabilir. Kaplumbağa kardeş. Baga baga kaplumbağa. Sevgili baga. Tosbağa. Erzincan'da tosbağa deniyor. Söylüyorum onu. İyi ki gelmişim. İyi ki binmişim. Enişte! Enişte gaz aç. Bahadır. He? Çıktın mı direkt yolun karşısında hemen aynı böyle bir giriş var. Tamam. Tamam Hacı abi. Bak abi bin bence motora. Biraz yürütürdün. Enişte neler yapıyorsun sen ya? Eniştem mücadeleci. Gel buraya kadar gel enişte. Senin motorun döndür buraya kadar gel. Bunu abi döndürsene motorunu oradan. Döndür çevir buraya gel buradan gel. Peki enişte be ya. Senin hemşerin İzmir'deki Erzincanlı, onun videosunu çektim. Hadi bırak abi gaz ver diye. Tosbağa ya. Ben Murat taksi diye. Murat 2'yi de diyorum. Gidiyor musun? Kolları nasıl? Ha, bir açılmaya başladım yavaş yavaş. Kollar nasıl şişiyor? Nasıl şişiyor? Şişiyor ya kollar. Kollar şuralar şişiyor ya. Senin mesleğin ne? Mesleğin. Oto aksesuar değil mi? Bilecek. Benim mesleğim ne pazarlama. Bu adamınkine enerji sektörü. Ha. Motorcu mu bu adam? Evet.
onun ulaşamayacağı yerlerdeyiz. Normal şartlar altında. Yani bir enduro motorun yoksa buraya gelemezsin abi. Net. Serine girdik. Burası güzel serin. Patikacılık. Hayvancılık. Nereden gittiniz lan? Şimdiye kadar mükemmeldi yani. Bir tur daha atar mıyız? En aşağı. Bitti mi ki, ne oldu? He? Bitti mi diyor? Hoppa, aman aman. Bozuk. Böyle dışarıdan içeri doğru hiç gazı bırakma. Tamam.
Sıçtık. Çıkarız ama biraz zor çıkarız. Rampa güzel ama şimdi iz bilmiyorum. Sıkıntı o. Bence buraya girmedim vallahi. Hak ettin al abi. Eyvallah. Geleni çeker. İzi bilmiyorum ya. Evet. O yüzden dağıldım. Burası güzel abi. Ya zemin bozuk ya, ondan kaynaklanıyor ya. Şimdi ilk defa girince böyle yere. Ya benim motor çok göt atıyor bir şeyler yapıyor. Benim çok böyle sallıyor böyle. Sabuk sabuk hareketler yapıyor. Rampa güzel. Bundan sonra bir tane de uzun süreli bir rampa var. Nerede küçük enişte? Geliyor o. İyi misin? Gayet iyiyim. Aşağıdan deniyor mu o bizim adam? Rampa bozuk ya, kanala düştüm orada. Yani o adam kaç kere motoru çözdüm orada. Çok gaz verdim. Önü patlayarak geliyor bazen. Hı. Hmm. Altından çıktığı bile oldu orada. Aynen. Teker kapakken daha iyi çıkıyorsunuz ya. Hadi küçük enişte ver gaz. Ya o sağa sola gitmiş yani. Dur. Hortumdan. Ne oldu gülüm? Gaz vermiyorsun sen ya. Dikelmiyorsun galiba. Abi burası da antrenmanlık bir yer. Abi burada yarış bile olur ya. Değil mi? Vallahi olur. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle yumuşak değil. Çok güzel. Bir de bağladığımız yer var orada işte. Hı. Derenin içi. Bir de orada dere, su akan dere var ya, orası, oraya girsek tamam işte. Evet. Oraya girersek neler yaparız ya? Oraya girersek... Su akan dere, su akmıyor ya oradaki tarafı. O ne yapıyor aşağıda lan? Bugün lastik çok iş yaptı ama. Gördünüz mü? Lastiği yedik. Yarın içine şöyle çıkabilir. Enişte kaldı. X-Trainer. Aslında çok güzel motor X-Trainer. Hani gücü tam kontrol edilebilir. Seviyede. Üzmez.
İyi misin? Bir şeyin var mı? Derin bağlıyorum mu? Zemin şist. Hadi terimi soy hadi. Çok aşındırıcı bir kayaç. Kuvars var içinde. Lastik o yüzden bitiyor. Fatih de şeker verdi sağ olsun. Engin gelin mi? Ha? Hadi çekiyorum, git gel. Vedat deniyor. Arkadaşlar işler. Burada bakın, sessizi duyuyor musunuz? Ormanın senfonisi. Uğultuya bakın. Muhteşem. Deniyor bir tur. Vay komando komando. Tahripçi komando Vedat geliyor. Ey tahripçi komando, vay komando komando. Bir tur daha deniyormuş. Vedat ikinci tura vurdu. Süleyman bak senin kanka neler yapıyor hacı. Jersey'leriniz bile aynı lan. Gaz çekiyor adam, gaz çekiyor. Ezer Süleyman seni, ezer. Vedat seni ezer, cezalandırır diye öyle geldi. Baba. Başkan! Başkan! Kar gazı. Tam komando antrenmanı yeri değil mi? Bilseydim buraya gelmezdi. Neden? Şu an can aldı. Can mı? Oğlum motor çok güzel çıkıyor lan. He? Motor çok güzel çıkıyor. Gaz verdim ilk çıktı. Sen de çıkıyor. Ben yaptım altından çıkıyor. Allah Allah. Ne almış bile. Enişte ne yapıyorsun? Hadi abim hadi. Ben de 65. Enişte al. Al enerji. Enerji. Yapıştır. Hadi enişte, hadi enişte, hadi enişte. Gerçekten soğursun hadi enişte. Burundan al, ağzından ver. Alan en son şeyden ver. Sigortanın altı. Burundan hepsi kapalı. Burundan. Bilseydim gelmezdim ya. Var ya. Bilseydim gelmezdim. Bana bir kere denizseydiniz. Evet ya, tam onu uydu. Orçun da bana bunları yapıyordu zamanında. Orçun beni Nife götürdü. İlk motoru aldım. Ben de gittim ilk Nife. Paramparça oldum Nife. Beraberdik ya, hatırlamıyor musun bir de? Daha ben sıfır almıştım o KTM'yi o gün. Öldüm ben o gün ya. O neydi la?
Bir de çok uzun la sabahtan ya, akşam. Bir de buraya burada motor biniyor. Biz hiç bilmediğimiz bir yere gittik direkt. Evet. Lang diye yeni motorla girdik. İzmir ben bilmiyordum, her yerde bindim. Sen yine antrenmanlıydın yavrum. Yok. Biz motoru 2T motoru aldık girdik direkt. Evet. Sıfır böyle acentadan bindik. Tamam. Hadi ne yapıyoruz? Hadi yürü. Derini olursa sıçarsın. İyi sıçarsın, sıçışlardasın. Rampalara vuran pampalar. Yaptığı yerine.
Thank you.
Hah. Egzoz. İçeri doğru kısıkken mi daha erken açıyor? Oo, hiç bilmiyorum hacı, anladım. Egzoz'u sıkarsan mı erken açıyor? Sıkarsan erken açmaz. Yay sıkılır, zor açılır. Yani açarsan yay gevşer, daha kolay açılır. Yayın gevşek olmaz. Daha erken açar. Tabii. Çevirebildiğim kadar çevirdim. Serin esinti olur abi yukarı çıkınca. Nazilli tarafı abi biraz yazın çok sıcak bir ortam. Ama bak daha çıkıyorsun hemen güzel bir serinlik, güzel bir esinti var. Aşağıda biraz endişelendim aslında, dedim ulan şimdi sıcak gibi. Şey yapmayalım. Ama yukarı çıkınca hop mis. Koruduğun sürece düşmez. Özellikle bu dar manevralarda. Momentum kaybı düşmeye neden oluyor. Momentum'u koruyacaksın abi. Yani motor akacak. Motor akmazsa abi yani engel geçişleri, lastikler bir yerlere takılıyor. Özellikle gidon dönüşlü. Yani gidonla döndü. Yerlerde mesela buraya arka fren yapmaz, motor yatırımı zaten döndü. Abi. Yapman gereken şeyler bunlar. Bayraktan değişik hareketler, atayan biniyor Türk. Olduğu için kendisi. Bir de abi, temel kuran nereye bakarsan oraya gidersin. Her zaman patikada olsun gözümüz. Patikada ileri doğru abi. Engelleri görerek ama ileriye de bakarak akıcı bir şekilde sürmenin yolu bu. Öbür türlü ya işte şurada dal var ha diye ona bakarsan olmaz. Biraz ileri bakacaksın. Gelen engeli birkaç metre öteden, en az 15 metre öteden göreceksin. Yaparsan başarılı bir hızlı bir sürüş ortaya çıkartabiliyorsun. Güzel, bu da moment korumasa da laf diye düştüm. Olmaz.
güzel etapmış. Bunu söyleyebilirim. Çok güzel bir zevkli bir gün oldu. Burayı şey işaretleyeceğim Google'a girişini. Google Earth'e. Elimizde Fatih'i bulacağız. Hürat'ı bulacağız. Bozdoğan'da da bir pide yiyeceğiz. Yer değil. Bodrum, Marmaris, falan değil. Anadolu. Hem de güzel yeşillik, ormanlık. Yani şu orman kalitesine bak abi. Yani o ağaçlar uzun dik. Yukarıda altında çalı yok. İşte enduro ormanı abi bu bildiğin. Gir buraya enduro yap diye Rabbim bize nimet olarak bu endurocuları nimetsiz bırakmayın diyerek bize de bunu vermiş. Yüce yaradan. Motoru akıtıyoruz. Faaliyet olarak orman yeşilleştirme. Ama enfes bir rotaymış. Burayı abi yapan eden ekibe Vedat'a Fatih'e teşekkür ederiz. Güzel bir etap çıkarmışlar. Bir hayli eğlenceli, bir hayli güzel. Ya Ankara'dan gelmeye değecek kalitede bir etaptı. Kaplumbağa kardeş. Her türlü değdi yani. Motoru getirme masrafına. Ankara'dan buraya motoru. Burada şey olduğu için, römork olduğu için nakliyeyle götürdüm, 5500 TL verdim. Nisan 2024 vadide mototrans isminde bir şirket verdim. Yerde büyük motor nakliyesi yapıyorlar. Yani sorunsuz adamlar getirdi. Biraz zamanlama konusunda anlaşamadık ama onu da anlıyorum sonuçta. Birkaç tane motor bir araya getirip çıkmak istiyordu haklı olarak. Öbür türlü abi tek motorla para kazanamaz. Vedat'la uçuyor ya. Hızlanmış mı? Vedat'la bizim bir devremde bir maceramız vardı. Abi motoru aldık. Ben yeni motor almıştım aslında.
Vedat da işte Aydın tayfası tanış. Bize gidelim. Soner diye bir arkadaş vardı. Gidelim hadi falan filan pis mekan. Abi Nif dediğiniz yer yani pro bir yer ha. Yani Sky tadında bir yer. İzmir'de Nif Dağı. Ağzımıza bildiğin sıçıldı ya. O gün neydi abi? Her yer sivri sivri kaya. Suyum bitti, motorum bitti. Ben bittim. Ya düşün, biraz motor kullanmış birini alıyorsun. Hadi Enduro'ya gidiyorsun. Olur mu? Hangi kafayla yani? Barış Top vardı o zaman. O tabi biraz böyle uyarmak ister gibi oldu ama. Hoppa, acı efsane güzelmiş lan. Ben bugün çok eğlendim. İstersen bir tur daha atarız. Yok yeter, yeter de. Daha güzeldi yani. Nereye yatağımız var şimdi. Tamam. Açık mı kameran senin? Açık açık. Ben bir fil vallahi değiştirdim. Vallahi helal olsun. Ama birazdan biter. Bir tane daha pil var yanımda yedek. Abi şimdi dere yatağında çekersin. Evet. Ben de şimdi durdum istersen. Aynen.